Evet değerli izleyenler, bu hafta sizlere Siteler Konuşuyor programını Karacakaya Caddesi'nden sunmaya çalışacağız. Sitelerin sorunlarını, Karacakaya Caddesi'ndeki sorunlarını işverenlere, işçilere ve gerekli müşterilere sorup sitelere haklılar esnaf olarak. Şimdi en büyük sıkıntımız herkesin dile getireceği gibi trafiktir. Ne o? En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi trafik, ikincisi düzensizlik. İçinde olmamıza rağmen bunu çözüm üretemiyoruz. Bunu kendimiz oluşturuyoruz. Kendi sıkıntımız ve bunun kesin çözülmesi taraftarıyım. Ve ne yapılması gerektiği konusunda da ne gerekirse elimizden gereken desteği yaparız. Evet, sağ olun. Geçen haftaki röportajımızda da Demirhendek Caddesi'nde de aynı sıkıntılar var. Sitenin genelinde var herhalde bu sitenin trafik sıkıntısı. Sadece Karacakaya'nın bir avantajı caddenin geniş olması bunu biraz daha absürde ediyor. Evet. Fakat diğer sokakların daha dar olması bunu daha çok gün yüzüne çıkartıyor. Fakat sıkıntı burada da fazlasıyla var. Dediğim gibi ciddi anlamda dünyaya ihracat yapan bir noktadayız. Fakat bunun bilincinde değiliz maalesef. Davut Bey, siz daha iyi bilirsiniz. Müşterilerle siz ilgilendiğiniz için müşteriler yani müşteri olarak nasıl bir sıkıntı size aksettiriliyor? En çok bayanların sizlere gelirken korkarak geldiklerini kendilerinden bizzat duyuyorum. Endişeyle geliyorlar. Yani buraya girerken çok endişeli yaklaşıyorlar. Geliyorlar. Ama mecbur. Çünkü çeşit ve zenginlik alanında bir geniş zaten koleksiyon var. Zaten siteler Türkiye'de. Yani Orta Doğu'da en büyük dediğim mobilya. Dediğim gibi dünyanın her noktasına ihracat yapan bir noktanın böyle olması gerçekten hem bize de zarar veriyor hem kendimize de. Yani bayağı da bir sorunları var. Sizce ne önerirsiniz yani bu sorunları? Öncelikle sitede herhalde ben bu bizim kendi esnaf arkadaşlarımızın bir araya gelip bu sıkıntıyı bilerek fakat buna çözüm üretmeyerek bir noktaya varılamayacağını bir anlaması gerekiyor. Gereken şeyler belli. Gerekiyorsa kamyonların hafta içinde belli saatlerde içeri girmemesi en başta bu trafik düzenini belki bir noktada olsa çözüm üretebilir. Her ne kadar burası mağazalar sokağı olsa da ister istemez kamyonların aynen, yani nakliye araçlarının girişi yapılı. Onları belirlenebilir. Onlara bir saat ayarlanabilir. Evet, muhakkak onların çalışması düzenlenmesi gerekiyor. Olabilir. Tabii ki. Diğer alan zaten kendisi geliştirecektir kendini. Arka arkaya kendini geliştirerek devam edecektir. İnsanların gelmesi gerekiyor buraya. Evet. Yani bizim satış yapmamız gerekiyor ki burası dönsün. Bir de bizim sitelerimizde fuar alanı eksikliği var. Bu Ankara'nın eksikliği. Ankara'nın eksikliği. Sadece buranın değil, Ankara'da ciddi anlamda bir fuar eksikliği. Yani fuar alanı eksikliğimiz var. Yani mağazacıların, gerek imalatçıların kendi sergisini yapabileceği, yaptığı hani sanatını sergileyebileceği bir yer olması lazım diye düşünüyoruz. O çok büyük bir bunun için de bir çalışma başlatılması İnşallah muhakkak lazım. İnşallah onunla ilgili konuşuluyor ama hani realite dönülen bir şey yok. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ ol. İsminizi öğrenebilir miyim? Ethem Ersu. Ethem abi hocam, kaç senedir sitelerdesin? 23 yıl oldu. 23 yıl bayağı evet, olmuş. Bayağı oldu. 23 yıldır Karacakaya'da mısınız yoksa değişik bölgede? Karacakaya'da da olduk. Evet. Başka ara sokaklarda da olduk. 23 yıldır sitelerin içindeyiz yani. Karacakaya'nın ne gibi sorunları var Ethem abicim? Hem Karacakaya'nın hem de bütün sitelerin en büyük sorunu park sorunu bir park kere. Sorun. Dükkan sahipleri, çalışan işçilerin arabalarından müşterilerin arabalarını çekecek yer yok. Burada müşteri geldiği zaman şu anda belki şurada müşteri yoktur ama araba çekecek yer yok. Yer yok. Biz bunu yıllardır söylüyoruz ama hiçbir yetkiliden herhangi bir çalışma gelmedi. Bir dönem söylendi ama sonuç sıfır. Ne yapılmalı dersen büyük otoparklar yapılıp iş yeri sahipleri, iş çalışanları, personeller arabalarını otoparka çekip caddeleri yalnızca sitelere gelen müşterilere bırakırlarsa o zaman burada hem daha güzel bir satış olur. Hem müşterilerimiz memnun olur. Artık insanlar sitelere gelmek istemiyorlar. Çünkü araba çekecek yer yok. Evet, mağaza sahibisiniz herhalde. Ben çalışanıyım. Çalışanım. Evet. Benim de arabam var. Ben de getiriyorum. Mağazanın önüne koyuyorum. Patronum da koyuyor. Diğer çalışan arkadaşım da koyuyor. Ondan sonra müşteri geldiği zaman arabasını çekemiyor. Şimdi Karacakaya dedim ya akla mağazalar geliyor. Evet. Mağazaların tabii bu caddede de genelde sevkiyat olduğu için tırlar gerek nakliye araçları falan evet. Bayağı bir sıkışıklık falan oluyor. Oluyor evet. Bunlara bir düzenlenme tabii nasıl olabilir yapılmaz. Sizce? Mesela bir kere en büyük sorun satış birimiyle üretim birimini birbirinden ayırmak lazım. Demirhendek'te olduğu gibi Karacakaya Caddesi'nde de trafik sorunumuz var. Evet, bütün sokaklarda olduğu bütün gibi. Sokaklarda zaten ara sokaklar arabayla girmek akıl işi değil. Hani oraya genelde müşteri gelmediğinden belkidir de
müşterinin olduğu yer. Yani önce ana caddelerden başlanması lazım tabii. Önce evet, ana caddeleri düzeltirsek ara sokaklarda kendiliğinden düzelir. Dediğim gibi çok katlı otoparklar yapılıp iş yeri sahipleri, iş çalışanları oraya arabalarını çekerlerse buraya gelen müşteriler arabalarını rahatlıkla dükkanların önüne çekip alışverişlerini yapabilirler. Evet. Belki nakliye olayında işte belli saatler arasında sevkiyat yapılmasına izin verilirse bu durumda da araçlar sürekli sitelerin içine gezmez. Daha sakin bir ortam oluşabilir diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir soru yönelteyim. Çalışan olarak çalışanların ne gibi sorunu var sitelerde? Yani çalışanların aslında çok fazla sorunu kalmadı. Şu anda site esnafı çalışacak eleman bulmakta zorlanıyor. Onun nedeni ne olabilir? Onun nedeni artık kimse çocuğunu sitelerde çalıştırmak istemiyor. Çıraklık diye bir şey kalmadı. Şu anda patronlar çırak oldu. Verilen ücretlerden dolayı. Ücretlerle falan alakası yok. Eskiden sigorta yapılmazdı, az ücret verirlerdi. Şu anda sigorta da yapılıyor, yemeğe de veriliyor. Ücret de makul düzeyde ama personel işçi bulmakta zorlanıyoruz. Hani insanlar artık müdür olmak istiyor. Herkes masa başında iş bulmak istiyor. Üretim sektöründe, işçi sektöründe kimse çocuğunu çalıştırmak istemiyor. Oysa sanat altın bir bilezikti ama kimse artık bu altın bileziği koluna takmak istemiyor herhalde. Bir de dışarıdan gelen yabancıların etkisi de var mı? Yok, o son dönemlerde oldu. Biraz Suriyeli, Iraklı falan geldi ama onlar da yine Türk işçi bulunamadığı için onlara yöneldi insanlar. Yoksa onların kimse meraklısı değildi ki. Ama Türkiye'de çalışacak personel yok. İşsizlik var diyorlar ama nerede bu işsizlik bilmiyorum. Kalefiye eleman yetişmiyor yok, şu anda. Yok, yetişmiyor. Şu anda eskiden çaya çorbaya çıraklar bakardı. Şu anda patronlar bakıyor. İşçi kalmadı ki, çırak kalmadı ki. Patronların dediği olmuyor, işçilerin dediği oluyor şu anda. Evet. Bunu ben de yaşıyorum, herkes de yaşıyor, herkes de biliyor yani. İşçi bulmak yok şu anda, mümkün değil. Sitelerin gelişimi için önerileriniz? Sitelerin gelişimi için bir kere bu yaşlıların artık siteleri bırakıp gitmesi, gençlere yerini bırakması lazım. Gençlerin de el atması lazım. Gençlerin de artık bu işe el atması lazım. Onlar da babalarının, dedelerin, amcaların gölgesine çıkıp kendi fikirlerini uygulaması gerekiyor. Genç üreticiler, genç satış temsilcilerine bakın. Onlar kendilerini geliştirmiş ama hala yaşların kontrolünde olan iş yerleri hiç ilerleme kaydedemiyor. Bence artık gençlerin bu işe el atması lazım. Evet. Sitelerin birazcık kafasını değiştirmesi lazım. Ben 23 yıldır sitelerdeyim. Hala aynı. Hiçbir şey değişmedi yani. Evet. Ethem Bey'in önerilerini dinledik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba. İsminizi öğrenebiliyorum. Merhaba. Ali Kaymış. Ali Bey, kaç senedir sitelerdesiniz? 10 yılı aşkın buradayız. 10 yılı aşkın buradasınız. Evet. Karacakaya Caddesi'nde. Evet abi. Karacakaya Caddesi'nde ne gibi sorunlar var sizce? Abi cadde olarak trafik sorunumuz var. Yani burada gördüğünüz üzere araçlar, özellikle gelen müşterilerin araçlarında park sorunu var yani. Burada bir trafik düzenlenmesi şart yani. Sadece sitenin, cadde olarak değil, sitenin tümünde var bu sorun. Evet. Buna bir düzenleme gerekiyor. Ayrıca burada bir müşteriler geldiği zaman oturup dinlenebilecekleri, artı yani bir lavabo dahi yok yani. Böyle genel bir lavabo dahi yok. Yani o tarz sorunlar var yani müşteriyi ilgilendiren. Tabii müşteri ilgilendirir için direkt bizzat bu sorunlar bizi de ilgilendiriyor. Tabii. Çünkü müşteri gelecek burada rahat edecek ki alışveriş yapacak. Yani şu anda daha çok alışveriş şehir içine kaydı. Büyük mağazalar şehir içi değerler açıyor. Alışveriş o tarafa kaydı. Yani sitelerde şöyle fuar gibi sanatını teşhir edecek. Ya evet, da evet. Kendi eşyalarını teşhir etmeli. Şöyle öyle. Güzel bir yer olması lazım. Aynen öyle. Aynı zamanda devletten de tabii beklentilerimiz var. Bunlar buranın bir sanayi bölgesi olsa çok daha hoş olacak. Çünkü sanayi bölgesi olduğunda daha çok teşvik alabiliyor insanlar. Elektrik indiriminden faydalanabiliyor. Evet. Bu tarz indirimlerden faydalanabiliyor. Yani imalatçılar özellikle şu anda dışarıyla rekabet edemiyorlar. Çünkü elektriği yüksek, iş gücü yüksek fiyat olarak. O yüzden İmalatçılar da şöyle bir yani nasıl söyleyeyim, herkes tek olduğu için atölye olduğu için sitelerde birliktelik yok biraz da yani hani daha atölyeleşme var, daha çok büyük fabrikalaşma çok yok. İnegöl gibi değil tabii yani. İnegöl bunu başardı ama biz site olarak bunu birliktelik olmadığı için başaramadık. Bir de şöyle bir şey var, sitelerde el emeği daha bir ön planda. Tabii yani şimdi daha bir el işçiliği sitelerde ön planda, İnegöl gibi hazır mamül değil de. Daha çok el zaten emeğiyle. Siteyi cazip kılan da siteler evet, cazip kılan öyle. Da bu. El emeği aynen olduğu öyle. İçin. Aynen öyle. O tarz. Evet. Yani daha çok ilgi görüyor dışarıdan. Yani halen eskiden daha çoktu ama şu anda halen dış illerden veya ülkelerden dahi
seherden gelip alışveriş yapan insanlar var. Evet. Sizce çözüm öneririz ne olabilir sitelerde? Yani burada devletten biz destek bekliyoruz. Yani buranın bir sanayi, organize sanayi bölgesi olursa, biraz önce de bahsettiğim gibi, daha çok destek alabiliriz devletten. Mağazalarla atölyeleri ayrı tutup. Tabii aynen öyle. Yani mağazalarla atölyelerin zaten ayrılması gerekiyor. Yani burada hepsi iç içe. O da mecburen yani mağazayla atölye iç içe olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karacakaya Caddesi bayağı bir işlek cadde. Evet. Şimdi sevkiyatların olduğu yol üzerinden geçiyor. Evet. Gerek kamyonlar, tırlar, nakliye araçları falan. Trafiği bayağı bir etkiliyor. Müşterilerin gelmesinde de bayağı bir sorun oluyor. Park sorunu oluyor. Ya bunun gürültü da, oluyor. Bunun önüne, deminki olduğu önüne, gibi. Evet. Bunun önüne biraz zor geçir. Çünkü sonuçta mağaza olduğu için mağazaya ürün girişi olacak. Yani bunu ancak belli saatlerde sınırlanabilir. Evet. Yani mesela denir ki sabah 11'e kadar büyük araç girebilir. 11'den akşam saat 5'e kadar veya 6'ya kadar müşterilerin olduğu saatlerde büyük araç girişini yasaklayabilirler. Yani böyle bir trafik düzenlenmesi olabilir. Yani o tarz olabilir. Evet. Güzel, güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz Rica Ali Bey. Rica ederiz abicim. Evet, Siteler Karacakaya Caddesi'nden söyleşimiz devam ediyor. İsminizi öğrenebilir miyim? Ali Bostan. Ali abicim, kaç senedir sitelerdesiniz? Sitelerde 86'dan beri sitelerdeyim bayağı diyebilirim. Var. Yani bayağı eskidir. Peki o zamandan bu zamana ne gibi değişmeler var sitelerde? Yani hiçbir değişiklik yok. Sıkıntılar çoğaldı mı? Yani sıkıntılar tabii ki her zaman çoğalıyor yani siteler. Ne gibi sıkıntılar var Ali abi? Yani trafiği olsun, esnafların yapısı olsun, her şeyde ya. Bayağı bir tabii şey ki, var. Tabii başlı ki. Başına herhalde trafik bir... Trafik zaten öncelik. Park, yani sizler de görüyorsunuz işte. Trafikte otopark olayı, bunlar en büyük sıkıntılardır. Genelde yani herkesle yaptığımız söyleşilerde trafik esnaflarda başta bir en büyük şeyi zaten o. Geliyor. Peki bunun çözümü ne olabilir? Ya da bunun rahatlamanın amacı ne olabilir? Yani otopark tarzında şeyler yapılabilir. Ana merkezlerde. İnsanların arabasını rahatlıkla bırakıp rahat rahat esnafları gezeceği şekilde... Yani otopark tarzında bir şeyler yapılabilir yani boş arazilerine. Anladım. Bazı öneriler var mesela mağazalarla atölyelerin ayrı olması ya da bir fuar yani alanı. O da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Tarzlarda bir tabii şey yapılması. O da olabilir yani. İmalathanelerle mağazaların yerleri, bölümleri ayrılırsa tabii ki o da. Peki sitelere yeni elemanlar neden gelmiyor? Sadece bu sitelere değil ki. Bütün meslek dalları. Tabii bütün meslek dallarında var yani. Ne olacak? 8 yılda çıktı. 4 yıl lise, ondan sonra üniversite dedim mi? Sıfırdan yetişen eleman çocuk kalmıyor. Yok yani. Eskiden neydi? Eti senin, kemiği benim de. Öyle bırakırlar. Artık o olay bitti. Evet. Şimdi okullarda bunları yaygınlaştırmaları lazım. Hani şöyle düşünüyorum. Acaba dışarıdan gelen yabancılarda bunun etkisi var mı? Yabancılarla alakası yok. Yok. Yok tabii ki yani. Şimdi bir de çocuklarımızla biz yani okullarda da biliyorsunuz. Yani en ufak bir şey söylendiği zaman şey yapıyorlar. Çocuğa en ufak bir şeyde kızdığın zaman biliyorsun yani evet. Hemen alıp başını gidiyor. Evet. Bunlar yani etken. O yüzden sitelerdeki de zaten her çalışmaları şeyde. Yeterli görüyor musunuz? Yani siteler herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Siteler bence çok geride. Çok geride kalıyor. Tabii ki. Yani kendini yenilemesi lazım. İnegöl'le olsun, gerek yani İnegöl'le tabii ki. Onlar aslında Türkiye'nin fabrikalaşma. En büyük mobilya sektörü Ankara'da. Ankara siteleri. Ama İnegöl yavaş yavaş Ankara'nın elinden alıyor. İnegöl'de herhalde bildiğim kadarıyla hazır imalat yapılıyor. İşte hazırat gibi bir elişçiliği yok. Yok. Sitelerin de avantajı burada. Siteler avantajı. Cazip işte tarafı burada. Bunu geliştirmek reklam olarak olsun yani siteler sanayi bölgesi olarak yani reklam olması lazım. Her şeyden önce bir fuar alanı muhakkak olması tabii ki lazım. Tabii ki yani sitelerde olması lazım. Evet. Yani bu Altındağ tarafında, Hüseyin Gazi taraflarında çok büyük belediyelerin olsun, devletin olsun arazileri var. Evet. Buraya da yakın. Hem esnaf için iyi. Yani büyük bir fuar alanı. Altın Park'ta yapılıyordu bir ara. Onlar ufak. Altın Park'ın içine daha büyük yapılabilir. Evet. Yani bir İstanbul'da iki tane, üç tane daha büyük bir çapla büyük fuarı var. Yani biz mesela ev tekstilinde İstanbul'a gidiyorum fuara. Ev tekstilini de burada yapabilirler. Döşemelikte şey. Bu konuda çok büyük bir sıkıntı. Tabii ki o yani Ankara'nın en büyük sıkıntılardan biri zaten fuar alanıdır. Evet. Yani trafik sitelerde yani, trafik sorunu. Yani işte fuar sizler de görüyorsunuz alan olmadı. Evet, bayağı bir sıkıntısı var. Otoparkta.
Gene en şanslı dükkan bizim. Şöyle bir şey yaptı. Hani Karacakay Caddesi'nde gerek böyle işlekli mağazaların işlek caddelerinde nakliyelerin, kamyonların giriş çıkış yani saatleri onları tabii ki onlar da tabii ki onlar oldu. Gece veya akşam 5'ten 7'den sonra olursa tabii ki büyük tırların, kamyonların giriş saatleri değişirse tabii ki daha iyi olur. Yani, rahatlatır. Bu da rahatlatır yani. Evet. Mutlaka rahatlatır. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Rica ederim. Memnun olduk. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, sitelerin sorunlarıyla ilgili söyleşimiz tüm hızıyla devam ediyor. Karşımızda değerli bir abimiz var. İsminizi öğrenebilir miyim? Mustafa Yetkinbal. Mustafa abicim ne işle meşgulsünüz? PVC doğrama, cam, balkon ve alüminyum işleriyle meşgulüz. Kaç senedir sitelerdesiniz? 2008 yılından beri sitelerdeyiz. 1992 yılından bu tarafa ticaretin içerisindeyiz. Evet abi. Sitelere geldik. Daha aktif bir ticaretimizin olacağına inanarak geldik. Fakat pek umduğumuz gibi değil. Ne gibi sorunlar vardı sizde? Ne gibi sorunlar var? Birincisi para kazanmak. Esnafın en büyük sorunu. Yanlış politika belki ama esnaf rekabet üzerinden kendi kendine para kazanamaz hale geliyor. Evet. Birkaç yıl önce daha iyi fiyatlara satılan ürünler bugün daha düşük fiyatlara satılıyor. Bunun adına rekabet deniliyor ama aslında bir yerde kendini baltalamak. Bunlar tabii işçiliği düşürüyor. İşçilikten ödün evet, verilen evet, şeyler. Evet, yani malzemeden çok fazla düşmüyor. Düşen malzeme kısım, fiyatları düşen, devamlı tabii, yükseliyor ama... Yükseliyor, düşen kısım işçilikten düşüyor. İşte o iş kaçmasın, bu iş kaçmasın düşüncesiyle yapılan yanlışlar yüzünden birçok esnaf da sıkıntı içerisinde. Bu hem mobilya sektöründe hem diğer bizim sektörlerimizde. Birçok imalatçı arkadaş maalesef malzeme aldıkları yerlere borçlarını ödeyemez durumdalar. Kilitlenmiş durumdalar. Malzemecilerin idare etmesiyle belki biraz ticaret yürüyor ama o nereye kadar yürüyecek? Onlar da bir gün isteyecekler. Bu şekilde bir ticaret devam ediyor. Gönül ister ki daha çok para kazanılsın. Nasıl kazanılsın? İnsanlar fiyatlarını muhafaza etsinler. Emeklerini heba etmesinler. Bu şekilde para kazanmak. Çünkü el emeği çok değerli bir şey. Değerli. Yani bugün Avrupa memleketlerinde veya bir başka memleketlerde bakıyorsunuz. İşçilik kıymetliyken, yani malzemeden daha kıymetliyken bizde maalesef malzeme daha kıymetli, işçilik daha ucuz. Mustafa, bununla beraber işçi sıkıntısı da oluyor herhalde. İşçi sıkıntısı var, kalifiye eleman sıkıntısı var. Bakın birçok arkadaşların kapısında şeyi görürsünüz. Eleman i̇şte vasıflı vasıfsız eleman alınacaktır. Evet. Bu camcılarda öyledir, alüminyumcularda öyledir, mobilyacılarda öyle öyledir. Şey alttan gelen maalesef evveden bir çıraklık yani eğitim... Yani sitelere çırak gelmiyor, kalfa, usta. Evveden bir çıraklık eğitim falan çok daha etkiliyken bugün maalesef aynı etki gözükmüyor. Evet. Bir de usta çırak ilişkisi evvelden daha kuvvetliyken bugün maalesef yeni yetişen nesil daha çok teknolojiye doğru kaymak istiyor. Evet. Yani daha böyle pratik işler yapalım. Ağır olmayan işler yapalım. Peki bu teknolojiyi sitelerde kullanma daha iyi olmaz. Mesela fuar alanları açılır böyle daha teknolojik. Olur. Olur. Şöyle olur. Mesela PVC sektöründen örnek vererek söyleyeyim. Sanayileşme değil. Elle çalışan, elinizle kumanda edeceğiniz makinelerle de bu işi yaparsınız. CNC makinelerle de yaparsınız. Evet. Bilgisayarlı makinelerle. Mesela bir köşe kaynağı. Siz 4 tane köşeyi kaynatana kadar 8 dakika vakit kaybedersiniz. Oysa 4 köşeyin hepsini 4 dakikada kaynatmanız mümkün. Yani eskilerde alet işler ele övünür. Tabii. Yani teknolojiyi kullanmak elbette ki güzel bir şey. Evet. Bugün zaten en çok parayı kazanan teknolojiye yatırım yapan firmalar. Sitelerin de kaybettiği nokta böyle. Herhalde bu. Sanayileşemiyor. Sanayileşemiyor. Artı birlik olamıyor. Birlik olamıyor. Yani birlik sıkıntıyla oluşuyor sitelerde. Sıkışan esnaf kendi ticaretini kapatıyor. Bir başkasının yanında aynı işi yapmaya çalışıyor. Bunlar hep esnafımız için sıkıntılar. Sıkıntı. Tabii bu arada ister istemez kayıt dışılığa da kayılıyor. Evet. Zaman zaman... O da vergilerle alakalı herhalde. Vergilerle alakalı zaman zaman bakıyorsunuz maliyeyle maalesef köşe kapmacalar oynanıyor. Doğru. Ondan sonra neden? Yani esnaf para kazanabilse vergisini de daha düzgün ödeyecek. Tabii bu arada şeyi de atlamamak lazım. Maalesef Türkiye'de vergiler insanların sırtına kambur gibi geliyor. Yani adeta ödeyemeyeceği bir yük. Çünkü zaten rekabetten dolayı para kaybediyor. Bir de o işin vergisi, aldısı maalesef genelde böyle işverenlerde öyle bir görüş vardı. Zaten vergi ağır geliyor. İşçi çalıştırıyorum. Bunların sigortaları da yani işçiler konusunda da böyle bir sıkıntı oluyor. İşçiler sigortasızlıktan yakınıyor. Tabii yani adam 30 gün işçi çalıştırıyor, 10 gün sigortalı gösteriyor. Evet. Maalesef sanayi sektöründe sadece siteler için değil, Ostim tarafında da bunlar var. Veya geçici işçi çalıştırıyor. Hele şimdi yeni bir sorun. Yabancı işçilerin olması. İster bu Suriyeli olur, evet, Somalili olur. Daha ucuz işçi
Yani çünkü hep daha düşük maliyete doğru evet. bir düşünce var. Yani o yüzden maalesef bu tarz tevessüller çok oluyor. Yani bunun çözümü bir defa sigorta primleri daha düşük olacak. Vergiler daha hesaplı olacak. Türkiye büyük devlet. Devletin teşvik etmesi tabii, lazım bunlar. Yani verginin ağır olması yerine verginin daha iyi kontrol edilmesi, daha iyi tahsilatının yapılması Türkiye'nin önünü daha çok açacaktır. Evet. Bunun dışında başka ne gibi sorunlar var? Genelde trafikten yakınıyor. Trafikten yakınıyoruz. O doğrudur. Çünkü zamanında çok büyük gibi gözüken sokaklar veya caddeler şimdi yetmez oluyor. Yetmez oldu. Çünkü araç sayısı artıyor. Sadece iş yerinin araçları gelmiyor, çalışanların araçları geliyor. Sitelerin sıkıntılarından biri bu. Bana göre büyük bir sıkıntılarından bir diğeri de maalesef Ankara için söylüyorum. Ankara'daki yaşayan halkımızın, memurumuzun büyük bir bölümünde bir güvensizlik var. Ya işte sitelere iş yaptırırsanız zamanla teslim alamazsınız. Veya malzemeniz eksik gelir gibi. Evet, bu düşünceyi de maalesef oluşturan yine sitelerde işte ben ucuz iş yapacağım diye kaçak göçek iş yapan, malzemeyi düzgün kullanmayan esnaf. Böyle bir düşünce, böyle bir kanaat hasıl olmuş. Bazen öyle oluyor ki müşterimiz diyor ki ben sitelere gelmeyecektim, yeminliydim ama işte gelmiş bulundum gibi bir takım serzenişler oluyor. Evet, sitelerdeki emek de nasıl söyleyeyim yapılan işler de diğerleri tutmaz yani. Şimdi şöyle. Sitelerde el emeği var. Yani İnegöl mobilya olarak söylüyorum. İnegöl'de sanayi olarak var ama burada da el emeği var. Tabii. Yani bugün siteler eğer canlandırılırsa ki Orta Doğu'nun en büyük sanayi mobilya evet. sitelerinden birisi olmayı zaten hak ediyor. Ama maalesef işte bunun için hem devletin çaba göstermesi lazım, yol gösterici olması lazım. Yani sadece cezalandıran bir devlet değil, yol gösteren bir devlet anlayışı lazım. Peki genel olarak şöyle bir düşünceniz var mı? Yani siteler şöyle olsa da daha rahatlar, şöyle yapılsa belki özlenen günlerine kavuşur filan gibi. Sitelerde maalesef küçük işletmeler zaten zor durumda. Bu küçük işletmeleri birleştirecek. Nasıl tarım alanında kooperatifleşmeler var. O tarz birleşerek güçlenmek. Evet, ve, Ahmet Tuzurgut'uz olan bu şekilde biraz daha teknolojiye yatırım yapmak, gücü birleştirmek bunlar gerekiyor sitelerde. Bu olursa biraz daha esnaf toparlar diye düşünüyorum. Artı markalaşmak. Evet. Yani maalesef sitelerde düzgün bir markalaşmak yok. Bakıyorsunuz işte bugün isim vermeyelim birçok marka ürünler her yerde showroomlarını hızla artırırken siteler esnafı maalesef bu konuda geri kalıyor. Markalaşan arkadaşlar da var. Takip ediyoruz. Fuarlara katılıyorlar. Reklama belli bir bütçe ayırıyorlar. Yani biraz daha işi profesyonel yapalım. Profesyonel yapalım. Bir de ticarette öyle bir uğraşıyoruz ki adam çıraklıktan çıkıyor. Tamam güzel sanatkar ama muhasebe bilgisi yok. Yani ticareti bilmiyor. Aldığı malın üzerine ne koyarsa kar edecek onun hesabını bilmiyor. İşte 3 liraya mal aldım, 1 lira da kar koysam para kazanırım zannediyor ama bu arada enerjiyi atlıyor, sigortayı atlıyor, vergiyi atlıyor. Evet. Derken bakıyorsunuz ben %25 kar ediyorum derken hiç para kazanmadan ticareti yapıyor. Ve tabii bir müddet sonra işte macerciye borç ödeyemeyince sıkıntılar kendini gösteriyor. Maalesef gidiyoruz. İşte camcı, toptan cam satan arkadaşlarımız var. Temper cam aldığımız yerler var. Hepsinin önünde kara kara listeler. İşte şuna cam vermeyeceğiz, buna cam vermeyeceğiz. Yazıktır yani. Bu şekilde olmasa daha iyi olur. Mustafa abicim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür görüşleriniz ederim. İçin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Bir Siteler Konuşuyor programında burada sonuna geldik. Bugün sizlere Siteler Karacakaya Caddesi'nden seslendik. Halkla sorunları konuştuk. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bizi izlemeye devam edin.